Şehri emin, şehrin en emniyetli insanları, belediye başkanlarımız. Biz 2020'yi devralen belgesel programı olarak Kocaeli'yi tanıma ve tanıtma yılı ilan ettik. Başkanım, bize Körfez'i ve daha sonra da Kocaeli'yi bir kısaca tanıtır mısınız? Size göre nedir? Kocaeli ne ifade eder? Körfez ne ifade eder? Kocaeli, Körfez denince akla sanayi geliyor. Türkiye'nin sanayi başkenti. Üretimin kalbi akla geliyor. İşte limanlarıyla, fabrikalarıyla. Tabii sadece sanayi mi? Değil tabii ki. Bizim özellikle hem ilçemiz hem Kocaeli'miz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri, derinliklerini de içinde barındıran çok güzel bir kent, çok güzel bir şehir. Burada adeta her şeyi yaşayabiliyorsunuz. İşte hemen kentin kuzeyinde çok harika köylerimiz var. Burada köy hayatını yaşayabiliyorsunuz. Körfez Belediyesi'nden, Sayın Başkanımızın makamından sizleri önce bir Kocaeli'ye götürüyoruz. Neresidir Kocaeli? Birlikte izliyoruz. Kocaeli belgeseliyle karşınızdayız. Binlerce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi Kocaeli. Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Tarihin aynasında zamana meydan okuyan ve Anadolu'nun tüm kültürel renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan 3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. Kocaeli içerisinde Körfez'in yeri önemli. Kocaeli hem bir sahil kenti, hem Karadeniz'e kıyısı olan hem de Marmara'ya kıyısı olan bir şehir. 40'a yakın Kocaeli'de liman var. Bunların 10'a yakını Körfez'de. Çok büyük, çok önemli limanlarımız var. Kentin ekonomisine, ticaretine çok güçlü katkı sunan limanlarımız var. Ve bu limanlarla birlikte yine Türkiye'nin en büyük fabrikası, en büyük katma değeri sağlayan Tüpraş Körfez'de. Enerjinin adeta kalbi. Onun dışında 30-35 tane gaz dolum tesisi, yine enerji alanında hizmet veren. Yine işte Nuh Çimentosu, Gübre Taşı, İksaş'ı gibi çok büyük sanayi tesislerinin yer aldığı bir şehir. Körfez'e gidelim. Körfez ilçesi nerede, nedir? Ne ifade eder Körfez ilçesinin? Kocaeli'deki yeriyle ilgili yine belgesel görüntülerimiz var. Körfez ilçesindeyiz. Dünyaca tanınan ilk Türk markası olan Hereke halıları ve kumaşlarını bünyesinde barındıran Körfez ilçemizdeyiz. Deniz kıyısı bakımından oldukça uzun olan Körfez sahili, liman işletmeciliği bakımından oldukça önemlidir. Büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu ilçede Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Saraylar, Hereke ve Halı İpekli Dokuma Fabrikası, müze fabrika statüsünde ipekli dokuma ve halı üretimi açısından geleneksel sanatlarımızın en önemli temsilcisi durumundadır. Yıldız Sarayı'nın minyatürü olan Alman İmparatoru için yapılan Kaiser Wilhelm Köşkü de Körfez ilçesinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Körfez ilçesi hakikaten çok güzelmiş, muhteşem. Tabii Körfez deyince Hereke, Hereke deyince sadece Kocaeli değil, bir dünya markası Hereke. İpek halısıyla, halılarıyla, dokuma kumaşlarıyla ama en önemlisi, fabrikadan söz ettik, 1843-185 yıl önce ilk özel sektörün sanayileşme hareketini başlattığı yer Hereke, dünya markası Hereke, İpek halıları Hereke. Neler söylerseniz Hereke'nin de belediye başkanı olarak. Evet. Hereke hakikaten bizim için sadece ilçemiz açısından değil,
hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından, tarihimiz açısından çok önemli bir bölgemiz. Hereke özellikle tarihi zenginlikleri açısından ilçemizin en önemli noktası. İşte Hereke'de neler var tarihi açısından, tarih açısından? Özellikle Hereke Kalemiz. İşte bunun restorasyonunu yaptık. Geçmiş dönemlerde başladı. Yunus Pehlivan döneminde başladı. İsmail Baran döneminde devam etti. Tamamlamak da bize nasip oldu. Hereke Kalemizi kentimize kazandırdık. Ciddi bir yatırım değil mi efendim? Evet. Ne kadar mal oldu? Ne toplam diyeceğim? 25 milyon bir yatırım bedeli olan bir projeydi bu. İşte sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi işte 1207 yılında aslında bu Hereke Kalesi yapılmış. Bizans döneminde yapılmış bir kale. Biz bunu hem ilçe belediyemiz olarak hem de Kültür Bakanlığı'nın da destekleriyle ayağa kaldırdık ve şehrimize, kentimize, ülkemize kazandırmış olduk. Şimdi tabii buna yükleyeceğimiz fonksiyonlar var. İnşallah bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında hemen yine Hereke'de bir Kaiser Wilhelm Köşkü var. Fabrikayı Hümayun hemen karşısında ipekli halı dokuma ve ipekli dokuma kumaş fabrikasının yer aldığı çok önemli bir fabrikamız. Buradaki ipekli dokumanın ünü ta Avrupa'ya kadar gidiyor. Avrupa'da özellikle o zamanki Alman kralı Kaiser Wilhelm bu ünü duyunca, bu ünlü ipekli dokumanın kalitesini, ününü, namını duyunca oradaki Avrupa'da yapılan yarışmalarda da derece kazanıyor bizim kumaşımız, ipekli dokuma kumaşımız ve ziyaret etmek istiyor. Eşiyle birlikte Hereke'ye gelmek istiyor. O zaman işte Kaiser Wilhelm Köşkü, şu an Hereke'de hemen sahilin kenarında olan Kaiser Wilhelm Köşkü yapılıyor. Kaiser Wilhelm Köşkü bugün Hereke'mizde hakikaten çok güzel, Hereke sahilimizin bir incisi şeklinde yer alıyor. Binlerce yıllık geçmişe sahip pazarı kalısından ilham alınarak Anadolu'da 36 değişik yörede dokunan Türk halılarının en nadide örnekleri, tarihi İpek yolunun kavşak noktası olan Hereke'de hayat bulmuştur. Ohannes ve Bogos Dadyan kardeşler tarafından 1842 yıllarında kurulan Hereke Fabrikası, 1845 yılında ülkenin ilk özel dokuma fabrikası olarak faaliyete geçti. Aynı yıl fabrikanın mülkiyeti Osmanlı Devleti'ne devredildi. Başlangıçta bez ve ipekli kumaş üretimi planlanan fabrikada, Avrupa ülkelerinden ithal edilen makinelerle beraber üretim alanı genişledi. Fabrika ürünlerindeki kalitenin piyasada kabul görmesi sonucu 1846'da Hereke markası tescil ettirilerek koruma altına alındı. 1850 yılında fabrikanın adı Hereke Fabrikayı Hümayun olarak değiştirildi. Faaliyete geçtiği 1843 yılından itibaren Osmanlı dokuma sanayinin en önemli kurumu olarak faaliyet gösteren ve ürünleriyle imparatorluk yaşantısının son yüzyılını belirleyen Hereke Fabrikayı Hümayun'u kuruluşundan bir süre sonra Avrupa'da da prestijli bir markaya dönüşmüş ve uzun yıllar Avrupa'daki birçok uluslararası sergide ödüllere layık görülmüştür. Hereke Fabrikayı Hümayun'da dokunan ipek halılar 1894 yılında Lyon'da, 1910 yılında Brüksel'de ve 1911 yılında Torino'da ödüller kazanmıştır. Ünlü Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm, 3 defa Osmanlı'yı ziyaret etmiş, Hereke halılarına yakın ilgi göstermiş ve halı dokuyan kızlarımızın çalışmalarını izlemiştir.
Sultan, Kayser rahat etsin diye kendisini şale köşkünde ağırlamış, Hereke'de özel bir köşk yaptırarak Türk konukseverliğini göstermiştir. Hereke İpek Halısı'nın Türk-Alman dostluğuna çok büyük katkısı olmuştur. Mimarisiyle, musikisiyle tarihimiz, medeniyetimiz önemlidir. Ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e o muhteşem mimarimizin bir güzel örneği, Türk-Alman dostluğunun da temellerinin atıldığı, hele ipek halıcılığımızın Almanlar tarafından hayranlıkla bilindiği yerdeyiz, Hereke'deyiz, Kaiser Wilhelm Köşkü'ndeyiz. Alman İmparatoru ipek halıya hayrandır. Ve bu halının nasıl dokunduğunu, nerede dokunduğunu görmek ister. Osmanlı Devleti'nin misafiri olur ve bu sarayı, bulunduğumuz bu köşk daha doğrusu Kaiser Wilhelm Köşkü'dür. Yıldız Sarayı'nda çok kısa sürede yapılır. 24 saat içerisinde bulunduğumuz Hereke'de bu sahile gelip monte edilir. O orijinal haliyle bugün duruyor. Türk-Alman dostluğunun da adeta temeli ve bu misafirperverliğe karşılık Alman İmparatoru bugün Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi'ni de yaptırarak o dostluğun bir sembolü olarak kalır. Hereke'ye gidip geldik, o Wilhelm Köşkü'nü görmeyenlere, Hereke'nin güzelliğini görmeyenlere gösterdik. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız oraya teşrif ettiler. Son Kocaeli, hatta yerli otomobilin tanıtım evet. Töreninden hemen sonra. Siz de o toplantıdaydınız, daha sonra geldiniz. Ne oldu orada? Ve şu an devletimiz Hereke'lilerine, Hereke'ye çok büyük önem veriyor. Sizin ağzınızdan Sayın Cumhurbaşkanımızın Hereke Fabrika Hümayun gezisini değerli izleyicilerimizle paylaşmanızı isteriz. Bizim için çok önemli bir gündü. Özellikle yerli otomobilin tanıtımının hemen arkasında ilçemize, Hereke'mize Cumhurbaşkanımızın gelmesi çok önemliydi bizim açımızdan. Önceki dönem Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman Beyefendi Cumhurbaşkanımıza, külliyemize bir halı siparişi vermişti. 100 metrekarenin üzerinde bir halı siparişi. Bu halının takdimi sırasında Cumhurbaşkanımız oradaki çalışanlara söz vermişti. Hereke'ye gelip sizleri milli saraylarda ziyaret etmek istiyorum. Ve onun üzerine hemen yerli otomobilin açılışından sonra Cumhurbaşkanımız Hereke'ye teşrif ettiler. Bizler de hem Körfez hem Kocaeli halkı olarak binlerce kişiyle Cumhurbaşkanımızı Hereke'mizde ağırladık. Orada küçük bir miting yapıldı. Akşam o soğuğa rağmen millet ayrılmadı. Cumhurbaşkanımızı orada karşıladık. Miting yarım saat kadar sürdü. Oradan Cumhurbaşkanımız Kaiser Wilhelm Köşkü'nü ziyaret ettiler. Daha sonra hemen akabinde Milli Saraylara geçtiler. Orada Fabrika-i Hümayun dediğimiz eski ismiyle Milli Sarayları ziyaret ettiler. Orada şu an Milli Saraylar'da bir müze çalışması da var. Daha tamamlanmadı. İnşallah en kısa sürede ben inanıyorum ki Milli Saraylar bunu tamamlayacak ve ziyarete açacaklar. Bu da çok önemli bir değer olacak bizim açımızdan. Daha sonra hemen üst katta, Milli Saraylar'ın üst katında halı tezgahlarında özellikle halı dokuyan bayan kardeşlerimizi, bayan çalışanlarımızı orada ziyaret ettiler. Her biriyle tek tek ilgilendiler. Cumhurbaşkanımız özellikle Hereke halısının, ipekli dokumanın canlanması anlamında fikir alışverişi yaptı oradaki çalışanlarla. Bunu eski o görkemli günlerine nasıl taşıyabiliriz? Bunun için neler yapabiliriz? Ki hemen arkasında, Milli Saraylar'ın arkasında 50 dönüme yakın eskiden Sümerbank fabrikasının olduğu
alan gündeme geldi. Bununla ilgili özellikle bir çalışma yapılmasını istedi Cumhurbaşkanımız. Ve daha sonra oradan da Kocaeli Üniversitesi rektörümüzü ziyaret ettiler. Çünkü Hereke'de 3 tane meslek yüksek okulumuz var. Orada da yaklaşık 1 saat kadar bir sohbet edildi. Toplam Cumhurbaşkanımız Hereke'de 4 saat 45 dakika kaldı. 4 saat 45 dakika. Evet, bu çok önemli bir şey. Onun görüntüleri... Tarihi günlerini yaşadı adeta Hereke. Başkanım, bizim sormak isteyip de soramadığımız, sizin söyleyip de söyleyemediğiniz ne varsa son mesajları devralim izleyicileriyle neler paylaşırsınız? Bizim hedefimiz Körfez halkının daha mutlu olduğu, yaşamaktan zevk aldığı, keyif aldığı, şarkılara konu olan, şairlere ilham veren bir ilçeyi Körfez halkıyla birlikte inşa etmek olacak. Bir kitap hazırlamıştık, Kocaeli merkezli. Ve kitabımızı size hediye etmek istiyoruz. Körfez'in de içinde yer aldı. Kocaeli'yi tanıyalım ve tanıtalım.